Tamam. Sevgili Mehmet Ali Erbil hattımızdaymış. Günaydın Mehmet Ali Erbil. Günaydın, kolay gelsin. Teşekkür Günaydın ediyoruz. Ali. Hoş geldin. Sesi biraz açsana. Evet, buradaki sesi biraz yükseltebilir miyiz arkadaşlar monitörü? Evet, Mehmet Ali Erbil Altın Kelebek Gecesi skandallara sahne oldu. Siz de tepkiliydiniz ve gitmediniz. Şimdi sizden bir ön görüş alalım bakalım. Siz nasıl buldunuz bu geceyi? Yani bu gecenin nasıl düzenlendiğini aşağı yukarı insanlarımız biliyor. Yani Hürriyet grubunun bu ödüllerin dağıtımında nasıl kendi egolarıyla ortaya çıkardıklarını, kimlere ne için ödüller verdiklerini hepimiz biliyoruz. Orada Fikret Ercan ve Ertuğrul Özkuk'un bütün egolarıyla dönen bir sistem var. Oh. Tabii canım, koca koca adamlar zaten yıllardır bunlar kartel oluşturmuşlar. Ülkeyi bile yönetmeye çalışıyorlardı biliyorsunuz. Ne? Bunlar çok önemli iddialar. Şimdi yani halk oylamasıyla bu ödülleri veriyoruz diyen bir grup Yazık, söz konusu. halka yazık. Halka yazık ki halkta oturuyor, ödül için insanlar arasından seçiyor ve de oy veriyor bir Hürriyet okurları. Halbuki hiç alakası yok yani. Orada Fikret Ercan denilen adamın kendi egolarıyla yapılıyor bütün bunlar. Fikret Ercan, Hürriyet grubunda, Doğan grubunda yıllardır gazetecilik yapan bir kişi. Tabii. O mu bütün bunları dizayn ediyor, Tabii, organize tabii, ediyor? tabii. Mali şeyde var mıydı Fikret Ercan? O ödül veren jüride var mıydı? O 5 kişi Tabii. içerisinde var Var, mı? var, var. Hmm. Konseyin içinde var. O ödülleri en son dizayn eden konseyin içinde Fikret Ercan var. Mehmet Ali Erbil burada boşuna konuşmuyor aslında. Peki ne olacak? Türkiye'nin en prestijli ödülü tırnak içinde öyle lanse ediliyor bu Mehmet Ali Erbil. İşte ne yapacaklar yani? Kartel oluşturmuşlar kendi aralarında. Yıllardır yaptıkları bu değil miydi? Ülkede biliyorsun ki silik olan siyasetçileri bir takım insanlar üzerinde etkisi olmayan korkak siyasetçileri bile yıllarca bunlar yönettiler. Hani manşetle hükümet devirme gibi diyorsunuz. Tabii. Aslında tüm bunlara tepki olarak da siz törene davetli olduğunuz halde katılmadınız. Doğru mu? Yani çifte standart yaşanıyor bu ülkemizde. Her zaman bunu söylüyorum. Ben onların kanalında bir program yaparken bir gaftan dolayı beni kapı dışarı ettiler. Aynı şekilde Beyazıt Öztürk bir olaya orada diyorsunuz Evet, ki talihsiz şeyler yaşadı, evet. tarihsiz bir olay yaşadı. Takip eder gibi yılın sunucusu yaptılar. Bir dakika, evet, Doğru, Mehmet Ali çok Erbil'e doğru söylüyor. bir saniye. Aynen öyle. Sevgili Mehmet Ali, şimdi Çok biz doğru. önce aldığımız duyumlar o yılın sunucusu, en iyi sunucu daha doğrusu ödülünü Acun'a verecekleri yönünde bir bilgi almıştık. Siz de Evet. biliyorsunuz, değil Biz mi? de öyle duymuştuk. Ama ne oldu? Bir anda o gece bir baktık ki mesela Beyazıt'a gitti ödül. Ve o gece genel olarak baktığımızda muhalif isimler hem ödül verenlerde hem ödül alanlarda hep muhalif isimler yoğunlukta. Ve dediğiniz gibi sanki bazı isimler de ödül verilerek ya da ödül verdirilerek aklanmaya çalışıldı gibi. Şimdi o Beni de zaman... davet ettiler. Beni de davet ettiler. Dediler ki en iyi sabah programının ödülünü lütfen siz verir misiniz diye. Ben dedim ya komik olmayın dedim. Ben oraya gelmeyeceğim dedim. Peki yılın sunucusu ödülünün mesela Beyazıt'a verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yine kendi grubunun içinden birine verdiler. Takip edercesine yani böyle bir olaya biliyorsun ki karıştı Beyazıt Öztürk ve sanki üstüne gidermiş gibi yani onu ödüllendirirmiş gibi bütün bu gafına karşın yine kendi grubundan birine, kendi kanalından birine verdiler işte. Çok enteresan. Peki Mehmet Ali Erbil, Diriliş Ertuğrul dizisine ki anormal bir reyting alan bir dizi, milyonlarca hayranı olan bir dizi, takipçisi olan bir dizi. O dizinin ekibine yapılana ne diyeceksiniz? Büyük bir skandal ve Onu çarşaf seyredemedim. çarşaf Ben bütün gazetelerde var. ödül törenini seyretmedim. Ben size söyleyeyim, hiçbir şekilde tek kelime teşekkür dahi, bakın şu an görüntüleri de ekranda, ettirilmeden o dizinin ekibi sahneden indirildi. Neredeyse kovuldu sahneden. Yani sanki laf olsun diye ödül verildi. O konuda hiçbir yorum yapamayacağım. Hiç Siz... bilmiyorum çünkü yani nasıl Evet. geliştiğini olayım. Tabii şu an ortalık çalkalanıyor sevgili Mehmet Ali Erbil ama peki totalde sizin söyleyeceğiniz şey
bu ödüllerin hiçbir inandırıcılığı kalmadığı yönünde anladığım kadarıyla. Kendi egolarıyla, kendi egolarıyla o iki beyefendi var ya, o iki beyefendi yıllarca o medyadaki güçleriyle işte her şeyi biz yaparız gibi yönlendirmeleriyle bütün o iki Fikret Ercan ve Ertuğrul Özkek denilen adamlar. Şimdi de Cumhurbaşkanımız hakkında neler söylüyorlardı bundan birkaç yıl öncesine kadar. Şimdi yalakalıktan geçilmiyor yaptıkları. Of. Yani. Peki. Ya Mali çok bir şey söyleyeyim. Ya bu saatten sonra da kelebek benim arkamda olsun olur, önümde olsun olsun yani. Hürriyet grubu. Bu bir rest mi? Yani mesela bundan sonraki organizasyonlarda da davet edilirseniz ya da ödül verilirse... Ödüllerini de bugüne kadar ya daha önce gelebilseydim ya da Kıbrıs'taydım çünkü iki sebebiyle. Evet. Daha önce gelebilseydim ödülleri size yollayacaktım oraya. Daha önce aldığım altın kelebek ödüllerimi onları da iade ediyorum diye siz orada lanse ettiniz. Bir dakika, iade etmeyi düşünüyor musunuz o daha önce aldığınız ödülleri? Vallahi evde değilmiş. Şimdi benim evimde değil şu anda. Belki ilk eşimin evindedir. Peki ama zaten şimdi o zaman iade etme kararı aldınız kendi içinizde anladığım kadarıyla. Tabii canım. Mevcut kaç ödülünüz var? Kaç kelebek ödülünüz var? Vallahi bilmiyorum. 3 kere mi 2 kere mi ne? Ve hepsini zaten, iade edeceksiniz öyle zaten, mi? Zaten aldığım zamanlar o grupta sunuculuk yapıyordum. O bile şahit. O yüzden zaten ödülünü veriyorsun herhalde, geri iade ediyorsun. Adaletsiz olduğuna inandığın için Mali. Evet. Ha. Çok güzel. Yani bak ya şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sene beni aday göstermişler. 40 yıllık Mehmet Ali Erbil'e aday gösteriyorsan ya ona vereceksin 40 yıldır bu işi yapan adama, evet, ya da aday göstermeyeceksin, öyle değil mi? Doğru. Aynen öyle. Doğrusu doğru. Şimdi bana sorarsanız Mehmet Ali... Benim o kadar medyada çok kuvvetli sanal alemde çok takipçili olan arkadaşlarım, mesela Demet Akalın'ın kaç takipçisi var Instagram'da arkadaşlar? 5 milyonun üstünde. 5 milyon, geçmiş Mali. Evet. Takibi olan bir arkadaşım koskoca manşet benim adımı koyarak yılın sunucusu Mehmet Ali Erbil'dir diye koydu Instagram'ına 5 milyon kişiye. Al işte. Daha ne olsun? Düşünebiliyor musunuz? Daha ne olsun? Yani bundan öte halk oylaması mı olur diyorsunuz değil mi? Evet işte bu. Bunun gibi birçok arkadaşım daha yani ünlü. Oktay Kaynarca da var Mali. Nasıl? Oktay Kaynarca da protesto etti, gitmedi hiç. Çıktı yani. Geri çekildi. Geri çekildi. Çok, işte. Ya yaptıkları çok ayıp yani. Oo. Peki. Gerçekten çok çok ayıp yapıyorlar yani. Bu kadar emek vermiş insanlar var. Evet. Hak eden, hak etmeyen, bu kadar emek veren insanların emeklerinin karşılığında onlar bunları hiçe sayarak kendi egolarını tatmin ediyorlar. Sadece. Peki ne olacak bu gidişat? Yani bu ödül, siz güvenmiyorsunuz galiba değil mi Türkiye'de bu ödül hadiselerine? Asla. İşte diyorum ya size ya, en güvenilir insan seçiyorlar. Daha ilk yüze girmedim ya. Sizi değil mi? Allah rızası için bir ilk yüze girdim ya. Sevgili Mehmet Ali, Kıbrıs'ta mısın? Yok, İstanbul'dayım. Keşke bir gelseydin yine. Bu konular çünkü çok sıcak yani. Bunları bir burada konuşmamız lazım. Vallahi olacak şey değil yani. Yani uzaktan böyle esefle, böyle hayretler içerisinde izledim, takip ettim. Bir de orada yaptıkları, ben izleyemediğim için canlı yayını, dünkü ödül törenini. Yani oraya gidenler bile, yani ben vallahi bakıyorum da. Siz gittiniz mi bilemiyorum ama. Yok. Gitmedik. Malicim sen de öncesinde ben ödül alırsam alacağım ödülü Can Dündar'a atfedeceğim diye bir açıklama yapsaydın. Belki de sana o gece 3 ödül birden verildi. DiCaprio gibi falan 5-6 ödül verebilirler mi? Ne diyorsun? Daha çok ithaf edeceğim kişiler olabilirdi yani. Kim
mesela? Aydın isim... Doğan'a hitap ediyorum. Kime? Aydın Doğan'a. Aydın Doğan'a hitap ediyorum. Kartel! Kartel! Kartel medyası! Eyvah eyvah. Ama çok doğru. Mali ya, bir şey söyleyeyim, senin cesaretinden dolayı da tebrik ediyorum. Hala koca koca adamlar bu kibirli oligarklara boyun eğiyorlar. Yazıklar olsun. Sana bir şey bayağı düşmüş. Arkadaşlar, birilerinin artık konuşması lazım ya. Hep susarak, hep sineye çekerek. Ama bulaşayım diyerek oluyor mu bütün bunlar yani? Nereye kadar ya? E bu zamana kadar oldu. Şimdi artık devir değişti tabii. E tabii ki yani. Değişen bir şey olmayacak. Önümüzdeki yıl yine aynı şekilde ödül verilecek. Şimdi diyecekler ki kim bilir artık bana ne karalama kampanyası yapar. Başlar Malicim, başlar. Ya ben o zaman neyse, o gruptan birisi aramıştı. Ya Nihat'cığım sen böyle bir tweet'i nasıl atarsın? Ne var dedim benim attığım tweet'te. Olur mu bilmem ne. Halbuki daha sonra savcılık mavcılık, ya beni artık hiçbir kanala çıkmamalı, köyüne dönsün falan diyorlardı. Kendileri her türlü vatana ihanetin içerisinde olan adamlarına ödül gecesi yaptılar ya. Bu grup öyle Mali'cim. Kartel. Mali, biz de kendi aramızda bir ödül töreni mi yapalım ya? Evet vallahi ya. Vallahi ciddi devre. Söylüyorum ha. Kapalı devre. Kapalı. Şimdi ilginç bir tesadüften bahsetmek istiyorum Mehmet Ali Bey, hattayken söyleyelim. Bize konuk olduğunda çok keyifli bir program yaptık, doğru mu? Sonra kulisimizde Mehmet Ali Bey'i ağırladık. Hani Mehmet Ali Bey diyor ya, beni aradılar ve sabah programı için bana ödül vermemi söylediler. Sabah programı ne olduğunu biliyoruz. O bizim konuk olduğu günde kuliste geldi telefon. Tabii tabii, bizim yanımızda aynen geldi o telefon. Yani böyle de bir tesadüfün olması enteresan. Çünkü tabii. Mehmet Ali burada ufaktan bir dokundurdu. Hemen yarım saat sonra telefon geldi Mehmet Ali Bey'e. Aynen öyle, ve sabah programı. Peki Mehmet Ali Erbil, çok çok teşekkür ediyoruz. Hem açıklamalarınızdan hem cesaretinizden ötürü. Teşekkür ediyorum arkadaşlar, kolay gelsin. Siz de gerçekten çok önemli bir misyon üstlendiniz. Hiçbir şeyden sakınmayarak, korkmayarak artık birazcık insanlar... Gerçekleri açıklamaktan korkmasınlar ya. Hep sindirilerek, hep korkutularak satan sanatçılar özellikle ya. Bir tek laf edemiyorlar bu kartele karşı. Çünkü korkuyorlar yarın öbür gün bir karalama kampanyasına maruz kalacağım diye. Mesela Nihat Doğan örneğinde olduğu gibi. Ya, Mali'ye de yaptılar ya. Mali'ye de yaptılar. Kanal D yapan karşı felek programıdır. Doğru. Yani ömür sen... Sen çok iyi bilirsin, televizyoncunun yıllardır içinde olduğun için her gün yayınlanan ve her gün birinci olan bir programdı. Ya İki sene boyu Kanal D'yi Kanal D olarak taşıdı, medyanın size bıraktı biliyorsun. Tabii. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Mehmet Ali Erbil adama yaptılar tartışılmaz. Ya. Arkasına bana sorarsanız Mehmet Ali Erbil... Beni kapı dışarı ettiler. Bir tek arkamda bir kişi durmadı. Doğru. Kapı dışarı ettiler beni. Hemen iki dakikada satıverdiler. Adam bornozuyla Kıbrıs'a gitti direkt. Daha yayından sonra üzerini giyinmedi yani. Adamın üzerini giyinmesine fırsat vermediler Mali'nin. Ama terör örgütlerine yardım ve yataklık yapmak suretiyle devlete ihanet eden her kim varsa, 15 Temmuz'daki Anadolu insanına ataklarının önüne çıkan, vatanı satmayan insanların yanında olmayan ne kadar sanatçı varsa, bu ülkenin seçilmiş meşru cumhurbaşkanına küfür eden kim varsa, bu devlete millete ihanet eden ve FETÖ'den tutuklu olanlara övgüler dizen kim varsa, onlara böyle güzel bir geçit töreni yapmışlar. Bu işler böyle Mali'cim. Mehmet Ali Bey, sizden bir izleyicimiz hak talep ediyor. Bir dinler misiniz? Vay be. Zamanında Mehmet Ali Bey'i öyle kötülediler ki bize. Halk olarak inandık ama halk şimdi doğruları ayırt edebiliyor. Lütfen Mehmet Ali Bey bize hakkını helal etsin. Söyler misiniz diyor Yeliz Hanım. Bakın, izleyicinin çok güzel bir sesi aslında. Sizden hak istiyorlar zamanında kötülenmiş medyaya, size yapılan haberlere inandıkları için. Benim için en büyük mükafat işte seyircilerimin 40 yıldır benim yanımda olmaları. Beni ailelerinden bir birey gibi kabul etmiş olmaları. Bundan daha büyük bir ödül olamaz. En aynen büyük öyle. Peki sevgili Mehmet Ali Erbil, şöyle noktalayalım o zaman. Bu benim şahsi görüşüm ama eminim milyonlarca insan da böyle düşünüyordur. Mehmet Ali Erbil markası
herhangi bir medya grubu markasından daha aşağıda değil. Aslında. Dolayısıyla yani zerre kadar kafanıza takmamanız gerektiğini düşünüyorum ben. Ama ya hassasiyetiniz konusunda haklısınız. Patronlar, karteller gider ama sanatçılar hep kalır. Bravo. Doğru söylüyorsun Mali. 40 ya bu işte sanatçılar, yani ben şunu söylüyorum Mali. Bir ülkenin sanatçıları, şarkılarını, türkülerini, esprilerini yapanlar bir ülkenin yasalarını yapanlardan çok daha güçlüdür. Ama sanatçılar kendi gücünü bilmiyor. Mali mesela kaç tane cumhurbaşkanı görmüştür, kaç darbe görmüştür, kaç başbakan görmüştür, kaç gazete ve gazete patronu görmüştür. Hepsi yok olmuş, gitmiştir ama Mali hala ayaktadır. Aynen bilmiyor. Öyle artık Mehmet Ali Erbil'in aday olacak pozisyonu mu var ya? Büyük Mehmet Ali Erbil onu yani 40 yılını vermiş sanata. Ondan sonra ben, bu kadar ben mümkün her ya. Her seferinde aldığım ödülleri de ustalarıma. Erkan Yolaç, Halit Kıvanç, Orhan Boran, hep Cenk Koray, Allah rahmet eylesin, hep onlara adamışımdır, hitap etmişimdir. Onların yolundan gittiğim için, ustalarım diye. Malicim, hainlerin yolundan gitmediğin için bu işler böyle oluyor işte. Peki, sevgili Ağzınız Mehmet Ali, çok teşekkür ediyoruz. Yine stüdyoda tabii bekliyoruz İnşallah. Seni. Her zaman olduğu gibi. Kolay gelsin arkadaşlar. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Yeni projelerini bekliyoruz tabii. Evet. Sağ olun. Belki de bana bak, onları da engellerler bunları. He. Allah korusun. Yok canım ya. Bir dakika. Şimdi bugün itibarıyla Mehmet Ali Erbil'in sarf ettiği sözler, dediği gibi kendisi de bunun farkında. Hı-hı. Yarın başını çok ciddiye ağrıtabilir. Bir karalama kampanyasına başlayabilirler diyor. Bak çok sinsidir bu işler. Vallahi milletimizin gözü açık olacak. Millet artık uyanık olacak. Bir Müslüman iki defa aynı yerden sokulmaz. Bak biz burada 3 aydır almışız kılıcı elimize, deli gibi Don Kişotçuluk oynuyoruz. Mali çıkıyor şu an, hiç kimsenin yapamadığını bak. O kibirli oligarklara, başbakanları diz çöktüren kibirli oligarklara, o vesayet sahiplerine, o kültürümüzü hegemonya altına almış olan o elitlere karşı bir isyan bayrağı açtı. Evet. Bu tarihe not düşülmesi gerekli çok olan önemli. Bir şeydir. Malicim biz senin arkandayız. Canım bundan emin ol, sana gelecek zerreye miskal kadar bu noktada. Özelin o seni ilgilendirir. Ona bir bütün şey demeyiz. Bütün Türk halkı. Ama biz burada bütün sevenleri. Hani sevenler onun arkasında ama tabii. biz de burada tabii. Bak çünkü biz de bu tarihi misyonun yükümlülüğün altındayız. Tabii. Mali'ye gelebilecek bu noktada ekmeğini, çoluğunun çocuğunun rızkına her kim zerreye miskal kadar bir el sürerse belki biz senin yanındayız Mali'cim. Buna fırsat vermeyiz Allah'ın izniyle. Yanlış bir şey yok sonuçta ortada. Evet. Özel hayata dikkat ama özel hayata her türlü doğrarız yani. Merak etmeyin çok usluyum. Tamam. Peki çok teşekkürler Mehmet Ali Erbil. Öpüyorum hepinizi, kolay gelsin. Bay bay. Teşekkür ediyoruz, ağzınıza sağlık. Şimdi birazdan reklama gideceğiz. Ama çok önemli şeyler, reklama gidelim o zaman. Çok önemli, hayır şimdi değil, kaç dakika var Ali? Bu açıklamalar bile gündeme düşer biliyor musun? 3 dakikamız var, 3 dakika içinde ne konuşabiliriz? Yani. Peki o zaman Mali'yi değerlendirelim. Bence Mali bak tedirgin oldu söyledi. Çok cesur bir adam. Helal olsun, dediğin gibi tarihi sözlerdi bunlar. Bak tarihi. Ama ben sana söyleyeyim. Şu açıklamalar yarın öbür gün başını ağrıtabilir. An be an bu dakika itibariyle bizim takipçi olmamız lazım. Bizim tüm gerçekleri nasıl burada dile getiriyorsak bundan sonra da Mali'nin başına gelebilecek en ufak hadisenin gerçekleriyle ortaya çıkmasını sağlamamız lazım. Kesinlikle öyle. Bakın, şimdi Mehmet Ali Erbil hiçbir zaman rengi ve tavrı belli olmayan bir adam olmadı. Son derece şeffaf, son derece net ve son derece de bu ülkede en güvenilir. Hani diyor ya o listede ben bile yokum. En güvenilir isimler arasında ilk akla gelecek olan 5 isimden biridir Mehmet Ali Erbil. Bugün 40 yılını bu işe, bu mesleğe, hayatını bu mesleğe adamış. Bu kadar hala zirvede, hala rakipsiz olan... Böylesi önemli bir ismin söylediği her şeyin arkasında durması, ben de kendi şahsım olarak onun yanında olurum. Sonuna kadar da söylediklerine katılıyorum. Başını ağrıtabilecek bir şey yok çünkü bütün herkes aynı şeyi düşünüyor. Ben onun ağzından çıktı diye, Mehmet Ali Erbil'in adı büyük diye ona bu misyon yüklenir ve şey olur. Mehmet Ali Erbil'in üzeri o kapalı kapılar ardında istediği kadar çizilmiş olabilir. İstediği kadar bir şey söyleyebilir miyim? Ben hiçbir şey olmaz ona. Niye yanında olurum biliyor musunuz? Biz bugün dün yayın yaptığımızda beni ne isimler aradı bir bilseniz. Teşekkür, tebrik falan. Tabii. Bağlan söyle. Niye gizli biz karışmayalım. Gizli olsun, biz, yok siz, diyorlar. Siz yapın biz uzaktan destek. Aynen öyle. Beni de çok arayan oldu. Aynen öyle. Mehmet Ali Erbil artık aşmış bir adamdır. 50 yıla
yakındır sahnelerdedir. Mehmet Ali Erbil herhangi bir medya grubu markasından daha değersiz değildir. Hatta daha değerlidir. Tabii siyasetçinin, iş adamının çözemeyeceği meseleyi sanatçı çözebilir. Mehmet Ali Erbil Türkiye için önemli bir değerdir. Tabii ki öyle. Yanlış mıyım Nihat? Bu ülkede bak demin kim hanginiz söylediniz? Bu ülkede ne Mehmet Ali Erbil söyledi ya doğru. Ne medya patronları ne televizyon patronları kimler geliyor kimler geçiyor. Ama sanatçılar kalıyor kardeşim. Onun için Mehmet Ali Erbil hiçbir zaman. Evet valla bize düşen görev de şey gerçekleri çok önemli ya, dile getirmek bir de her zaman şey olduğu mi? Gibi. Her zaman arkadaşlar hak aslına rücu eder. Küfür devam eder. Ama velakin zulüm devam etmez. Bak küfür devam eder, zulüm devam etmez. Ben burada farkındaysanız bunun sadece bu işin hani Doğan Medya üzerinden değil. Bunu eskiden de yapıyorlardı. Yani bunu 80 sene önce de yapıyorlardı. 30 sene önce de yapıyorlardı. Yani bu milletin mukaddesatına yaralayıcı, hakaret edici hangi filmler varsa hep starlar o starları başımızın gözümüzün üstüne getirip star diye koydular yani.